Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Denizli'deyiz. Denizli Çivril bölgesinde İbrahim Bey'in, İbrahim Turan'ın haşhaş tarlasındayız. Doğru değil mi? Doğru. İbrahim Bey merhaba öncelikle. Teşekkür ederim, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bölge olaraktan burası neresi geçiyor İbrahim Bey? Denizli Çivril Karayaşlılar Mahallesi. Karayaşlılar Mahallesi. Sen İbrahim abi %100 gübre, siyah toprağı, Ömer abiyle vesile oldun, tanışmıştın. Doğrudur. Atmıştın. Kaç dönüm haşhaşında kullandın? Burası i̇ki, kaç dönüm? 2 dönüm. Burası 2 dönüm. Evet. Ama bütün arazilerin tamamında ben kullandığını biliyorum. Hepsi arazilerin hepsini bu gübreden kullandım. Tek tek gideceğiz, oranın evet, çekimlerini yapacağız. Öncelikle İbrahim abi, %100 gübre siyah toprak. Seni memnun etti mi? Allah aşkına şimdilik göründüğü kadarıyla çok güzel. Harmona gelmeden bizi tahmin etti. İnşallah Allah nasip sezon ederse da sezon sonunda da bu şekilde evet, devam ederiz. Yani görüntü olarak baktığınız zaman arkadaşlar, yani şöyle ben geleyim. Yani benim boyum 1.90'a 90. 89 90. Yani benim burama geliyor. Doğru. Yani bu da ortalama 1.40'a yakın bir boy. Daha da gidiyor. Çiçeği bırakmamış. Bakın her taraf evet, çiçeklenmesi şey, devam ediyor. Evet. Peki İbrahim abi, haşhaşta ne gibi farklılıklar yarattı bizim ürün? Yani geçen yıllara baktığın zaman bu yıl bir kere tonajından kellede fark var mı? Şöyle çapadan başlarsak, çapa zamanında toprağın kabarık, yumuşak olması. Kabarttı toprağı. Toprak kabardı. Toprak sıkı sert miydi burası? Çok sert. Sert toprak. Ya şu anda? Sıkıntı sorun yok. Yani hala da yumuşacık yani ve altı nemli. Aynen. Birincisi toprak. Doğru. İkincisi kardeşleşme, çiçek açımı, meyve tutumu nasıl oldu? Yani normal şartlarda bir tane veya iki tane görünümde oluyor. Şey olarak da mesela kaç tane olması sayarsak lazım? Sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tek dal 10. Normalde ne olması lazım? 2 veya 3. Arkadaşlar bu %400 gibi bir fark var. Yani hepsi aynı yani. Bir tanesi dediği mesela bak aldık mı? Yan tarafa 1, bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. En azı 6, 7. Yani 6, 7, 10, 8 yani, bu aralarda. Bu da tonajın artması mı demek? %90. Yani tonajın artması artı çiçeğin hala dökülmemesi. Ya başka yani yerlere bakıyorsunuz. Hala çalışıyor. Ya daha gelenler var. Yani olmuş var yani. Haricinizde bu bölgede çok fazla şekilde ekiyorlar haşhaş. Doğru. Evet. Bu tutumu gördüğü zaman herkes şaşırıyor değil mi? Evet. Ya ben bir 10 gün önce falan bir yonca zamanı geldi. Kardeşime gönderdim Ömer Bey'e. Oraya da geçti. Aynen. Hayır, demek istediğim benim gönderdiğim videodan kaynaklanarak arkadaşımın yanında tekrar gübre almaya diye, yoncayı görerekten yani. Maşallah maşallah. Yani, çok güzel. Muhtarım siz ne diyorsunuz? Evet. Siz de hoş geldiniz. Hoş, İsim soy isim? Burhan Taşkın. Burhan Taşkın. Lakabı muhtardır. Evet. Bölgede evet, öyle denir. Evet. Siz de kullandınız. Kullandım. Sizin arazinize evet, de gideceğiz. Ayçiçeğinde ve Mısır'da evet, kullandınız. Evet. Yani haşhaşta gördünüz. Evet. Sonuçlar mükemmel. Çok, çok güzel. Hatırlarsınız. Evet. Bundan 5 ay önce, 4 ay önce Ömer Bey'in oraya geldiğinizde korka güvenli şey yapamıyorduk. Ve ben demiştim İbrahim abi, İbrahim abi yıkılacak. Evet. Yıkılıyor mu? Evet. Yani. Yıkılıyor. Görün. Yani sonuçlar da ortada. Evet. Maşallah. Ömer Bey, geldik gördük. Vallahi haşhaş muazzam güzel olmuş. Evet. Siz ne diyorsunuz? Yani çiftçilerimiz her geçen gün kalitesi, tonajı, her şeyi yükseliyor. Evet. Yani geldiklerinde mesela İbrahim abi olsun, Burhan evet, abi olsun, tavsiyelerimiz deneme amaçlı alındı. Herkese yaptığımız gibi. Ama İbrahim abi ben hepsine kullanacağım. Ben 60'kan hepsine atarım dedi. Güveniyorum sana dedi. O yüzden teşekkür ediyorum İbrahim abiye. Ben teşekkür ederim. Yani fark ortada zaten evet, haşhaşta. Zaten kendimde de var evet, haşhaş bahçesi. Oraya da gideceğiz. Orada da çekim yapacağız. Sulamadığım halde mükemmel. Hiç buraya su verdiler mi? Verdi. Nasıl sulandı? Verdi. Yağmurlu. Yani tek sefer 6 saatlik çok yağmurlu. Çok harika bir evet, uygulama olmuş. Ya mükemmel yani, tutmuş arkadaşlar. Olmuş. Ya tonaj artmış. Evet. Abi en büyük şey zaten haşhaş sulanması lazım, lazım olan bir şey. Harika. Ya en az 2 defa sulanması. Harika yani olmuş. İbrahim abi güzel, zaten hatta kendisi de bahsetti. Sulamasını geciktirdiğim halde böyle, böyle dedi yani. Mükemmel. Zamanında yapsaydı daha harika. Daha da yukarı. Ama gene durma yok. Güzel. Hala yine çalışıyor zaten. Çiçeklere bakın güzel arkadaşlar. Aynen. Hala dökmemiş. Her yerde var. Evet. Diğer arazilere baktığınız zaman çiçeklenme çiçek döküldü. Dökülmüş. Aynen. Peki İbrahim abi, candan gönülden, kalpten yürekten %100 gübre siyah toprağı kullandım. Tüm haşhaş yetiştiriciliği yapan çiftçilere gördüğün sonuç doğrultusunda önerir misin?
Valla görünüyor, gözde görünüyor yani. Buradan herkes gelip bir çözerde çoğu kişi falan yani bunu nasıl, niye oldu diye. Ben dedim ki tek atımlık bir gübre kullandım. Değil mi? Yani evet. Benim tercihimle, arkadaşımın satıcılığına önermek istediğim, herkes görsün, gelsin, baksın. Tek seferde alsın gübresini, çift sefer masraf edecek, tek sefer alsın, baksın, çift görsün. Çiftçinin cebine para kalsın. Yani. Muhtarım siz evet, ne diyorsunuz? Doğru diyor, söylüyor İbrahim Bey. Çok. Yani baktığımız zaman maşallah. Öncelikle evet. Allah nazarlardan saklasın yani. Arkadaşlar. Yani İbrahim abi işçiliğini çok iyi yapar. Birçok arazi işler ve işinin hakkını dört dörtlük verir. Ama çiftçinin şöyle bir sıkıntısı var. Gübre maliyeti, evet. Mazot maliyeti, işçilik maliyeti, su maliyeti. Bunları minimum seviyeye indirirseniz, yani bunlar zaruri giderleriniz. Çünkü evet. Her şeyde kullanılıyor. Her ekimde kullanıldığı için de doğal olarak da maliyet yükseliyor. Yükseldiği için de tonajın daha fazla olması gerekiyor. Ama %100 gübre siyah toprak tek atımda bir veyahut da iki sulamada tonajı tam 4 katına çıkardı arkadaşlar. Yani İbrahim Bey'in dediğine göre 3, 2, 3 maksimum 4 olması lazım. Yani. Ama saydık 7, 8, 10 hatta tutum var. Ve kelleler bakın yani maşallah çok güzel her yerinde. Maşallah çok güzel bir şekilde. İbrahim Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani öncelikle bu videoda bize eşlik edip arazinizde haşhaş yetiştiriciliği yapan tüm çiftçilerimize %100 gübre siyah toprağın atından sonra faydalarıyla alakalı röportajımızda çiftçilerimizi aydınlattığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Muhtarım aynı şekilde sizin oraya da geçeceğiz. Orada da çekim yapacağız. Ömer Bey çiftçilerimize söyleyeceğiniz... Son bir söz. Çiftçilerimize söyleyeceğimiz mutlaka bu ürünü kullansınlar, denesinler. Bir yıl geriden gelmesinler. Olsunlar ki bir yıl geriden gelmesinler. İbrahim abiyle Burhan abi bilenlerden oldu. Harika. Yani. Mükemmel. İbrahim abi son söz çiftçilerimize söyleyeceğim. %100 gübre, tek atım gübre, karın. Cebinize ker. Harika. Muhtarım siz ne diyorsunuz? Aynen katılıyorum ben de. Katılıyorum. Evet arkadaşlar. Denizli Çivril Karayaşlılar köyünde ezberledik. Karayaşlılar köyünde İbrahim abinin haşhaş arazisinde %100 gübre siyah toprağın tonajı tam 3-4 katına çıkardığını gördük. Kellelerin, çiçeklenmenin, toprak yapısının, sıkı sert toprağın çözüldüğünü, kabardığını, nemli kaldığını, kardeşleşmenin muazzam seviyede arttığını gördük. Siz de muhakkak %100 gübre web sayfamıza girin, videolarımızı izlemeye devam edin. Denizli bölgesinde, Denizli Çivril'de çekimlerimiz devam ediyor. Kanalımıza abone olun. Bayimiz Ömer Bey'den, Ömer Kurt'tan muhakkak ürünlerinizi tedarik edin. Denizli Çivril bölgesinde teslimatlarımız yapıyor. Adresinize kadar gönderiyoruz. Hizmette sınır yok. En önemlisi ki sizlere de çok teşekkür ederiz. Bu köyde herkese yayılmasında tavsiyeler konusunda da aydınlattığınız için tüm çiftçilere çok teşekkür ederim İbrahim teşekkür Bey. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik burada. Denizli Çivril bölgesinde çekimlerimiz devam ediyor. Bu videomuzu dinlediğiniz için teşekkür eder. Muhakkak kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler dileriz.